Evet, bugün evdeki son günüm arkadaşlar. Bitti artık. Taşınmak gerçekten iğrenç bir şey yani. Çok zor bir şey. Psikolojik olarak da zor ya. Yani bu evimdeki son gün ya. Gerçekten burası da odamdaki son zamanlarım. Bu evi seviyordum. Çıkmadan önce bir küçük ev turu yapalım istedim. Her şey çok dağınık ortada ama olsun, yine de bir eski ev turu da yapalım. Yenisini yapmadan önce eski ev turu mutlaka yapalım arkadaşlar. Nasıl bir yatak odam? Başlıyorum anlatmaya. Burada da sadece bir yatak var vesaire, işte şurada bir komodin var. Burada bir gardırop var. Ama bu yatak odasının en sevdiğim ve evinde en sevdiğim özelliği bir bahçesi var arkadaşlar. Ve sabah kalktığınızda sizi böyle bir manzara karşılıyor. Bu benim hoşuma gidiyor açıkçası. Biraz hani kod farkı olan bir yer. Şurası otoparkın olduğu kısım. Ama yine de bu yeşilliği görerek uyanmak başka bir zevk. Bu arada bir şey diyeceğim. Bu yatak olayı çok sıkıntı arkadaşlar. Ben bu yatağı atacağım. Yani kullanmak istemiyorum. Yatak artık şey olmuş arkadaşlar. Böyle engebeli bir araziye dönmüş durumda bu eski yaylı yataklardan. Yani kendi gece uyurken yuvarlanabiliyorsun falan. Hani sağa doğru döneyim derken bir anda çukura denk geliyorsun. Bir tırmanıyorsun öbür tarafa doğru. Yani bu yatağı mecburen atacağım ve yeni yatak alacağım. Ama hala daha yatak bakmadım. Koltukta yatacağım yeni evde. Biraz yatak araştırmam lazım. Aktif olmadığı için bakamadım. O yüzden şimdi size soruyorum. Gerçekten beğendiğiniz yatak varsa söyleyin arkadaşlar. Güzel bir yatak almak istiyorum. Öyle güzel yatak deyince de 20-30 bin liralara yataklar var. Onlardan bahsetmiyorum. Gerçekten tavsiye edebileceğiniz bir yatak varsa bu hafta içinde almayı düşünüyorum arkadaşlar. Yaylı olmasın. Süngerli bir yatak bakıyorum. Onunla başlar söyleyeyim. Çünkü bu yay olayı beni deli ediyor yani. Bu yayın sesi bile enteresan arkadaşlar. Devam edelim gezmeye. Burada hemen şöyle. Dün kedilerin de son günü olacak. Hemen şöyle size banyoyu göstereyim. Olakbaş'ın veda edeceği banyosu. Banyo böyle mütevazi arkadaşlar. Hatta geniş bile. İşte böyle bir ortam yani. Ben banyosunu seviyordum bu evin açıkçası. Böyle bir ortam. Şimdi buraya döndüğünüz zaman kaos başlıyor. Şöyle bir mutfağımı çekeyim önce. Her yer leş gibi arkadaşlar. Kusura bakmayın ama burada biraz kullanışsız olan bir mutfak var. Ama malzeme kalitesi yeni evin berbat. Bu şey yani hiç yıpranmamış gibi. Çok iyi bir kalitesi var. Bu köşe bu şekilde. İşte bulaşık makinesi, mikrodalga susu burada. Burada fırındır bilmem nedir. Yani bu mutfakta bayağı güzel yemekler yapıldığını söyleyebilirim. Şurada da işte buzdolabı var. Çıkardık bunu da. Biraz sonra yükleyip götüreceğiz. Şimdi stüdyo tarafına gelelim. Stüdyo aslında tam burasıydı ama şu an artık stüdyo yok gibi bir şey arkadaşlar. Ben size yine de göstereyim şöyle. Evin şu bölümü kitaplık ve işte ayakkabılığın olduğu yer. Şurada küçük bir bestiyer gibi. Aynısı maynası. Böyle 1+1 ev arkadaşlar. Yani bayağı küçük bir ev aslında. Pablo kaybolmuş artık. Burası da salon yani. Hani 4 dönümlük bir yer derler ya, öyle bir şey. Ama evin en güzel tarafını size göstereyim. Bahçesi. Bu arada Safiye ve Pablo da son kez dışarı çıkıyorlar. Yani bundan başka bir dışarı çıkış izni olmayacak. Çünkü yeni evde öyle bir imkan da olmayacak. Evet arkadaşlar, son kez herkes özgürlüğüne kavuşsun lütfen. Yallah. Arkadaşlar burası da bahçemiz. En sevdiğim kısım. Şöyle geniş göstereyim size. Havada buz gibiymiş. Hadi bakayım. Bunlara bak. Şimdi bu bahçeyle ilgili bir sürü planım vardı ama hiçbirini gerçekleştiremedim. Şurayı bir kere şey yapmak istiyordum. Kış bahçesi yapmak istiyordum. Kapatmak istiyordum. Kapatamadım. Öyle bir durum. İşte yok efendim şurada masa tenisi oynanacakmış da bilmem neymiş de. Bunlar hep hayal oldu arkadaşlar. Niye hiçbirini gerçekleştiremedim. İşte şuraya tablolar falan yapacaktım. Kapatıp işte şuraya bir tane bar masası falan bir şeyler düşünmüştüm. Hayal, anca buraya lastik koyabildik yani. Onun dışında başka bir şey yapamadık. Eski ev bu şekildeydi. Yeni eve doğru yolda görüşelim arkadaşlar. Ya o kadar yoruldum ki bu ev bulma işi, ev satma işi yani inanılmaz stresli konular arkadaşlar. Şansınızın yaver gitmesi gerekiyor. Bu 2-2-4 gerçekten burası şans faktörü çok önemli. Çok ev gezdim. Hepsini de size gösteririm diye videoya çektim arkadaşlar ama şöyle izleyince baktım sıkıcı yani, gerek yok hani kötü evleri. Bir tane ev yani bu eve taşınmadan önceki bir tane ev hoşuma gitmişti. Ve orayı kaçırdığım için üzülmüştüm. Size şimdi oyu göstermek istiyorum. Buradan girdim içeriye. Burası banyo, şu an tabii şey ışık yok. Şurada küçük bir alan var. Burası salon. Burası da mutfak. Açık mutfak ama yarı açık. Ondan sonra şöyle bir pozisyon. Ondan sonra burası stüdyo. Kocaman bir stüdyo. Ama kocaman yani. Burası da yatak odası. Ama koskocaman bir yatak odası. Burası da
özel bir tuvalet. Aynı zamanda da banyo. Her şeyi kocaman, güzel. Bir de manzaramıza bakalım. Manzaramız daha çok şehir manzaralı. Arka tarafa bakıyor. Binalar. Aşağısı böyle. Balkon yok. Cam açılıyor böyle kocaman. Buradan hani kafan eserde intihar etmek istersen falan. Buradan kolaylık yapmışlar. Camlar basit aslında, yukarıya da şöyle açılıyor. Ya bu ev Cevizli'de. Maltepe Cevizli'deydi. Yeni bina zaten çok güzel. Ebeveyn banyosu falan böyle bayağı hoşuma gitti. Ev çok geniş. Hatta geniş açıyla çektiğim için biraz dar görünmüş odalar. Ama odalar falan da böyle daha karemsi. Ya güzel evdi. Gerçekten güzel evdi. Sıfır ev falan böyle. Kirası da 4500 TL. Öğlen saat 2'de ilana koydular. Ben 3'te gittim baktım. Ve dedim ki ertesi gün 2 tane daha eve bakacağım. Sabah erkenden kalkayım o evlere bakayım. Olmadı, bu evi zaten tutarım dedim. Yani içimde kalmasın istedim. Saat 11'de bir girdim, ilan yayında yok. Adamları aradım, biz o evi verdik dediler. Gerçekten İstanbul'da şu anda güzel bir ev varsa elinizde kiraya hemen veriliyor arkadaşlar. Acayip hızlı veriliyor. Bir de onun dışında kiralar aşırı yüksek. Yani piyasa akıl alır gibi değil. Hem her şey çok pahalı gerçi, kiralar yüksek diyoruz da yani her şey yüksek olduğu için kiralar da yüksek. Öyle söyleyeyim, yoksa bilmiyorum yani piyasa olarak ne durumda bilmiyorum ama yüksek işte yani. 4500 liralar falan o bölge için normalde, 2500-3000 liralardı. Neyse, o konuya girmeyelim. Evi kaçırdım, acayip üzüldüm böyle çünkü ev güzeldi yani. İçime sinmişti öyle söyleyeyim. Orayla buranın arasına kıyaslayınca orası şöyleydi. Metroya, Marmara'ya sahil hep 15 dakika. Yani yürüyerek 15 dakika uzaklı, tam böyle Cevizli'nin ortasında bir yerde. Dolayısıyla biraz konum olarak aslında tam istediğim gibi değildi. Ben daha böyle kolay ulaşılabilir bir yer olsun istiyordum. Yani ya metroya ya Marmara'ya çok yakın olsun istiyordum ki artık araba sürmek istemiyorum falan. Neyse, biz 3 gün sonra da bu evi bulduk ve sonra burayı tuttuk arkadaşlar. Buranın da bir videosunu çektim. Bakalım. Evet beşler, yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Bu evi tutmaya karar verdim. Burayı size şimdi göstereceğim. Niye tuttuğumu da söyleyeceğim. Eve hep beraber bir bakalım, size bir evi tanıtayım. Sonra da niye tuttuğumu açıklayayım. Birincisi, kapı burada. Giriyorsunuz, tamam. Şurada bir küçük oda var. Ben büyük ihtimalle bu küçük odayı, sarsa yatağım filan, burayı yatak odası yapacağım. Yatak odasında zaman geçirmiyorum zaten çok fazla. Burayı yatak odası yapacağım. Sonra sağ tarafa gelelim. Burası salon gençler. Salon bayağı geniş. Ve iki tane dev gibi cam var. Ev çok ferah. Evde bir sevmediğim şey. Abi şu yuvarlak şey ne ya? Bu ne ya? Bu bazı müteahhitler beni deli ediyor arkadaşlar. Şu dünyanın gereksiz şeyi ya. Burada şu İğret edici duruyor bence. Bir de ben duvarların rengini sevmedim. O bir zevk meselesi. Duvarların rengi de tam bana göre değil. Bir de şu olayı da ben pek sevmiyorum. Yani şu olmasa daha iyi. Yani çok gereksiz bir şey gibi geliyor bana. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Olmasa daha iyi. Mutfağa gelin. Buranın zaten müteahhit sıkıntılı arkadaşlar. Bina sıfır. Bak mesela kullandığı malzemeler falan iğrenç. Kiracı olduğum için umursamıyorum. Benim için yeni kullanılmamış olması daha iyi. Bunlar sıfır arkadaşlar ama bayağı kötü bence. Mutfak böyle. Mutfaktaki mühendislik hatasını söyleyeyim. Normalde dolap koyacak yer yok. Bak buzdolabını koyacak yer yok. Biz buzdolabını şuraya koyacağız. Şu çıkıyor yerinden. Yani şuraya koyacağız. Ama normalde yapması gereken. Abicim yap şurayı da güzelce bir tezgah. Buraya güzel lavabonu bilmem neyini koy. Camı yarım yap. Cam manzaralı bir mutfağın olsun. L şeklinde şöyle. Şuraya ocağı koy. Gel şuraya buzdolabını dik. Buraları full dolap yap şöyle. Ne bileyim ya, hiç vizyoner değil. Bazı insanlar çok vizyonsuz arkadaşlar. O zaman devam edelim. Babam şu anda kaba temizliğe başladı. Banyosu gayet küçük. Yani nereye sıçacağız pozisyonunda bir şeyi var. Hilton banyosu. Ama çok da yine kaliteli değil. Ama yine işimi görecek şekilde. Sonuçta kendim diye. Burada bir vestiyer var. Bu çok iyi bir şey. Birçok yükü alacak. Burası normalde yatak odası. Ben burayı stüdyo yapmayı düşünüyorum. Yani bir çeşit yaşam alanı yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bakacağız. Çünkü burada bir tane balkon var. Balkon olması çok iyi. Ara sıra çıkıp hava almak için ideal. Otoparkı var. Kapalısı da var ama daha henüz aktif değil. Başka. Şimdi. Sizinle bir kutu açılışı yapalım. Yeni unboxing yapmayalım mı? Bunları söküyordum da ben de bugün. Çok zevkli oluyor arkadaşlar. Yeni unboxing. Şimdi gelelim size niye bu evi tuttuğuma. Bu evi neden tuttuğumu anlatmadan önce diğer evi niye sat? Ben orada kiracı değilim, kendi evimde. Biraz böyle bir İstanbul emlak piyasasından ve gözlemlerinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir durum. Ben İstanbul'a ilk geldim 2012-2013 gibi geldim. İstanbul'da onlarca evde kaldım. Yani
O zaman müzisyendim ve oda arkadaşları yapıyordum. Kaldığım yerlerde, yani bilenler için söyleyeyim, işte Cihangir'de, Moda'da, Beşiktaş'ta, Suadiye'de. Ya İstanbul'un en güzel yerlerinde kaldım arkadaşlar. Yani oda arkadaşlığı dışında da kendi evimizi tutup kirada kalmışlığımız oldu. Ya İstanbul'un en güzel yerleri buralar arkadaşlar. Hem böyle nezih, kendinizi bilmeyenler için söylüyorum. Hem böyle nezih, kendinizi iyi hissedebileceğiniz, istediğin saatte dışarı çıkabileceğiniz, sürekli hayatın olduğu, ne bileyim, kedilerin, köpeklerin sokakta bakımlı gezdiği falan yerler buralar. Ya benim için muazzam yıllardı. Güzel dönemlerdi. Evler de çok güzeldi. Orada sıkıntı yok. Yalnız oradan Sultanbeyli'ye taşımak. Sultanbeyli nasıl yer derseniz tam tersi. Yani hani şap şap, yani anladın mı? Hani, o dönemde şöyle bir şey oldu. Ankara'da bir evimiz vardı. Annemler oradan taşındığı için evi satılığa koyduk. Ev satılınca dedim ki ben burada niye kira ödüyorum? O zaman da Suadiye'de oturuyoruz ya. O zaman söylemeyeyim de bayağı yüksekti kiramız. Dedim ki ben niye bu kadar kira ödüyorum? Kendi evime çıkayım. Ev alabiliyor muyum? Bir bakayım İstanbul'a. Baktım. Semtlerden ev alabiliyorsun ama tam istediğim gibi değil. Sultanbeyli'de, Simpaşlı ve Turkuaz site. Eski oturduğum site. Lan bir gittim baktım. Acayip hoşuma gitti yani. Tamamen sistem kurulmuş. Güvenliği, şusu, busu, havuzu, hamamı, bilmem nesi, fitness'ı. Güzel yani. Eve bir girdim. Yüzüme güldü. Bahçesi var. Ulan dedim. Kedi hayalimde gerçek olacak. Şuraya bir tane de kedi falan. Acayip içime sindi. Evin fiyatları da başa başa arkadaşlar. Yani o zaman parasını 200 bin liraya aldım. 2016'ydı. 200 bin liraya ev sattım. 200 bin lira oraya aldım. Başa baş böyle çok mantıklı bir hareket yaptığımı düşündüm. Ben bir anda içime sindi. Ondan sonra dedim benim zaten buralarla falan bir işim yok. Semtle, mahalleyle. Evimde takılacağım yani. O dönemde de istediğim şey de şuydu. Onu söyleyeyim. Çok hareketli bir yaşam. Çok aktif. Ve yani böyle inime çekilmek istiyordum. Anladınız mı? Ve o ev bana onu veriyordu yani. Onu hissediyordum. Dedim ben burada bir kafa dinlerim yani, sakinleşirim, kendi başıma kalırım falan. Böyle bir şey ihtiyacım da vardı. O yüzden o ev denk geldi yani. Bir anda denk geldi. Hem de hiçbir şey umurumda değil yani. Ankara'daki evi 4+1 Seyran Bağları Çankaya. Benekli Ayhan'ın oturduğu yer yani, Zafertepe. Orada 4+1 dubleks ev satıp İstanbul'da 1+1 küçük ev alınca biraz babamlar da biraz şey yapmıştı ama iyi bir şey yapmışız, ona geleceğim. Dolayısıyla benim ev maceram orada noktalandı. Sessiz sakin istediğim gibi hayata geçtim. Çok da bu arada mutlu yaşadım yani, o evde çok iyi anılarım var benim. Güzeldi. Ve 4 yıl boyunca bir işe girip çalıştım. İş yerine de yakındı. İş yeri de Tuzla'daydı. Böyle 25 dakikada serviste gidip geliyordum falan. Muazzam oldu ya. Benim o 4 yılım süper geçti. Sıkıntısız bir şekilde geçti. Peki niye şimdi orayı satıp gittim? Bunun birkaç nedeni var. Birincisi artık o işte çalışmıyorum. Kendi işimi yapıyorum. Ve sıkıldım. Yani aslında işin özündeki neden şu arkadaşlar. Evde çok vakit geçiriyorum artık ve o ev bana yetmiyor. Artık yani inimden çıkmam gerekiyor gibi hissettim. Daralmaya başladım evde. Dedim ki senin süren doldu. Buradan ayrılmana vakti geldi. Sonra ikincisi şu, ev bana yetmemeye başladı. 1+1 işte bu YouTube olayları, stüdyo yapayım bilmem ne yapayım derken her taraf kutu dolmaya başladı. Dedim ki sen artık 2+1'e çıkacaksın. İkinci neden bu. Üçüncü neden de bizim o bölgede bir değer artışı oldu. Bütün evler pahalandı ama oranın değeri arttı. Yani 6 ay önce başka bir semtten o evi kıyasladığınız zaman satın alamıyordu ama şimdi alabilir pozisyona geldi falan. Bir fırsat da doğdu ve emlakçıya gittim. Ben böyle satmak istiyorum dedim. Fiyatı belirledik. Ertesi gün bir teklif geldi. Ertesi gün de ev verdim arkadaşlar. 3 gün içinde ev trink yani gitti. Artık yani istediğim hayat benim biraz aktif hayattı. İşte bu evi neden tuttuğumda aslında burada gizli arkadaşlar. Bu evin havası, ortamı, mahallesi çok hoşuma gitti. Her yere inanılmaz yakın. Yani şuradan hemen yürüyorsun Marmaray. Marmaray harika bir şey ya. Biniyorsun caddede in. Git Sirkeci'ye karşıya geç. Kadıköy'e geç. Kadıköy buradan 29 dakika. Marmara yürümek 5 dakika falan. Sahil 250 metre. Gidiyorsun sahile bir gidiyorsun. Beltur var falan. İstanbul'lar bir en ucuz çay içilecek yer. Belediyenin yeri. Yani sahile çok yakın. Bisiklet sürme hayalim vardı. Şimdi zaten gideceğim. Bisikletimi getireceğim Akçay'da. Her gün bisiklete bineceğim. Buradan koyma odaya git gel yani her gün sabah. Benim tam istediğim şey buydu aslında. Yani ben böyle Maltepe'lere falan bakıyordum. Kadıköy'e yakın olsun istiyordum. Metroya yakın olsun istiyordum vesaire. Buraya görünce hiç gerek yok dedim. Burası tam istediğin yer Onurcuğum benim. Tam sosyalliğin dibi yani. Hemen şu 5 dakika yürüyorsun Starbucks var falan. Tamam dedim. Burayı o nedenle tuttum arkadaşlar. Ev biraz yeni olmasına rağmen sorunlu. Geçen şu kapı düştü. Yer kapı düştü. Bir eksik mi dağıtmışlar falan. Ben mi dağıtadım? O tarz işlerle uğraşıyorum biraz. Çok yoruldum. Gerçekten çok yoruldum. Evde sürekli bir iş çıkıyor. Banyonun gideri tıkalı falan, anladın mı? Yani tekrar onu söküyorum. Bir sürü iş yani. Bir sürü işle uğraştım. Hala da uğraşıyorum.
Ama değeceğini düşünüyorum. Daha henüz tadını çıkarmaya başlayamadım. Daha bir kere bile gezmek için dışarı çıkamadım. Sürekli Koçtaş'a git, oraya git, buraya git. Acayip yoruldum. Neyse, ileriki günlerde bu evin tadını çıkaracağım. Tamamen her şey oturduktan sonra evle ilgili belki sonra bir video daha yaparım. Uzun süredir de video açmıyordum. Biraz nedeni de buydu işte. Taşınmalar, bilmemeler. Kafa gidiyor çünkü çekemiyorsun. Video konsantre olamıyorsun. Bundan sonra inşallah videoları bu evde çekeceğiz. Umarım hayırlı olur. Benim için, kanal için, herkes için bilmiyorum artık. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir de vlog tarzı videolar gelsin diyorsanız yazın abi, çekeyim ya. Bundan sonra vlog da çekebilirim bak. Buradan gezmesi daha kolay. Bakarız. Neyse, kanala abone olmayı unutmayın. Instagram'da takip edin. Videoları beğenin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.